Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Workbench. Workbench ile alakalı genel bir çalışma yapacağız. Öncelikle Workbench sitesine gidelim. Work Workbench yazınca direkt geliyor. Workbench sitesini açalım arkadaşlar. Görüyorsunuz Workbench sitesi açılı şu anda. Yapmanız gereken şey şu. Öncelikle ee, Salesforce'a giriş yapmanız gerekiyor. Salesforce'a giriş yaptıktan sonra Workbench'e de giriş yapabiliyorsunuz. Environment'ı Production olarak seçin. Sonra API Version diyor. Onu 53 olarak ya da 54 en büyük olarak seçebilirsiniz. 54 seçiyorum. Buradaki şartları da seçtikten sonra yani kabul ediyorum dedikten sonra Login with Salesforce diyebilirsiniz. Şu anda biz sisteme login olduk. Salesforce account'unu kullanarak. Şimdi burada en yukarıda bir menümüz var. Bu menüde bir sürü şey var tabi. Biz bazılarını, önemli olanları çalışacağız. Infodan başlayalım arkadaşlar. Infoda ne var? Info'da öncelikle standart ve custom objeler var. Siz oraya tıklayınca standart ve custom objeleri görebiliyorsunuz. Öncelikle buradan bir obje seçmeniz gerekiyor. Diyelim ki account object'ini seçtim. Account objesi ile alakalı neleri görebilirsiniz? Attribute'leri görebiliyorsunuz. Mesela bizim bildiklerimizi hatırlayalım mesela. Labeli account onu veriyor size ya yani bu account alakalı bütün bilgiler burada var name account ondan sonra hani bunların hepsini kullanmadığımız için tek tek şey yapmıyorum ama trigger yapılabilir mi evet diyor search yapılabiliyor mu evet diyor true an delete mı evet yani silmeye izin vermeyebilirsiniz çoğu ismi var görüyorsunuz arkadaşlar bunun gibi bir sürü custom mı diyor hayır Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü bilgiye buradan ulaşabiliyorsunuz. Bunlara hepsine attributes diyoruz. İkinci olarak göreceğiniz şey bizim account objektindeki relationship'ler. Tıklayalım bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi şurada görünüz hepsi account ile relationship'i e olan e, bağlantılar. Mesela case görüyorsunuz. Case account ID ile bağlanmış. Case change event var yine account ID ile bağlanmış bu şekilde relationship'leri görebiliyorsunuz. Bir sürü relationship var. Bizim bildiklerimiz bunlar. Mesela opportunity diye bakıyorsunuz. Onun da içinde attribute'leri var. Hangi field ile bağlanmış. Ee, child object hangisi falan böyle bilgiler var arkadaşlar. Onun dışında ne var ona bakalım. Bunu kapatalım. Field'e bakalım. O 69 tane field var. Yani alan var içinde. Buna bildiğimiz şeyler standart, custom hepsi burada. Account number var, aktif hatırlıyorsanız böyle bir field vardı. Üstüne tıklayalım. Bunun içine de bütün bilgiler var. Uzunluğu nedir? Lookup var mı? Ondan sonra filtre yapabiliyor muyuz? Digit sayısı var mı? Aslında bütün hepsi var ama aktif bir checkbox olduğu için Checkbox'a alakalı olanlar burada aslında e, true oluyor, Gerisi false oluyor. Mesela type picklist Type picklist checkbox da bir picklist'tir. E, aktif e, checkbox değildi diye hatırlıyorum. Yes ve no şeklinde picklist'i şu an hatırladım. Unique mi değil, sortable, true. Bu şekilde bazı bilgiler verilmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. E, bütün filtreleri böyle görebiliyorsunuz. Hepsi A'dan Z'ye sıralandırılmış. Onun dışında ne var? Filtlerden başka record types var. Record type var mı? Evet. Master var. Aktif mi? Evet. Rekor type ailesi verilmiş. Name'i master. Bütün bilgileri verilmiş. Bu şekilde arkadaşlar e account'a alakalı bilgilere ulaşabilirsiniz. Normalde biz bunları Salesforce'da da görüyoruz ama Workbench'i kullanarak da account'a alakalı bilgilere ulaşabiliyoruz. İkinci isterseniz e bir custom object seçelim varsa şu anda hatırlamıyorum barımı. Daha önce öyle bir e object kurduk mu? Hatırlamıyorum. Yeni açtığım bir account olduğu için. Şöyle bakıyorum. Evet şu anda hatırlamıyorum ama sizin e, account'ta eğer custom bir obje varsa ona da bakabilirsiniz. Aynı bilgiler ile karşılaş, karşılaşacaksınız. O yüzden çok da önemli değil. İkinci olarak metadata types diyor. Metadata types. Bunun içinde ne var? Yine object seçmeniz gerekiyor. buradan bir object seçebiliriz. Mesela custom object, custom object'e bakalım. Type description var. İşte directory name objectlerin içinde eee suffix'i object -name'i custom object. Buna çok fazla kullanmayacağız. O yüzden çok bakmanıza gerek var mı? bilmiyorum şu anda objektlerimiz var görüyorsunuz ee, hangi objektler var account objekti var İçinde ne zaman kim kurmuş, ne zaman kurulmuş kim tarafından kurulmuş full name'ine bütün bilgiler yine burada var bileşen olarak yani komponus olarak geçiyor burada burada çok işimiz olmayacak üçüncüsü session information session information dediği bizim kendi e, yani siz Hangi isimle giriş yapmışsanız şu anda bakıyoruz. John Miller diye giriş yapmışım. John Miller'ın bütün bilgilerini buradan ulaşabiliyorsunuz. Çünkü şu anda onun seyşini bakıyoruz. Mesela connection'a bakabiliyorsunuz. Biz bu şekilde connection ya yani bu şekilde login yapmıştık. Kullanıcı olarak e, neler var? Currency symbol var, dolar. Profil ID'si burada belli, rol ID'si var. Ondan sonra başkanı var arkadaşlar? Sessions seconds valid. 7200 saniye boyunca sistemde login olarak kalabiliyoruz. E-mail adresimiz e gözüküyor. Ondan sonra adımız gözüküyor. User ID burada var. E hangi dil? Hangi username e girmişiz? Burada hepsi var. E Times ondan tutun. A'dan Z'ye bütün bilgiler var. Aynı zamanda şirketimizle alakalı bilgilerimiz de var. Ne var? Şirketimizin kullandığı currency var. Şirketimizin ID'si var. Şirketimizin adı var. Kullandığı locale var. Her, her şey var. Evet bu şekilde session alakalı bilgilerde buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. İkincisi query. Siz buradan SOQL query yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer hani bazen yazmakta zorlanıyorsanız buraya gelip yazabilirsiniz. Mesela bir iki tane beraber yazalım. Diyelim ki account object ile alakalı SOQL'ler yazmak istiyorum. Şimdi e, ee, filtreleri buradan seçebilirsiniz. Hangi filtreleri seçmek istiyorsanız şu şekilde seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz otomatik select from account kendisi diyor arkadaşlar. Yani sizin bunu yazmanıza gerek yok. Sadece seçmeniz yeterli. Virgül, virgülüne kadar her, her şey kendi yazıyor. Diyelim ki siz e, liste demiştik. Şu anda liste şeklinde yapıyor. Eğer mesela şuradan derseniz ki ben account number ile order yapmak istiyorum. Account number'ı seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi order by account number ASC diyor. Diyelim ki filter yapmak istiyorsunuz. Filter dediği ver, sort dediği order oluyor filtre yapmak istiyorum. Aktifle e, filtre yapmak istiyorsam aktif eşittir ben buna e, şu şekilde yes demem lazım. Görüyorsunuz aktif yes diyor. Bunu düzgün yazalım. Şu şekilde aktif yes. Bunu query yapalım. Bir yerde hatamızı yes'te hatamız var. Çift tırnak işareti yapalım bu şekilde de köyde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde hiçbir şeyimiz yok diyor. No record return diyor. İsterseniz aktifi kaldıralım. Şu tarafını kaldıralım. Ondan sonra bakalım. Query diyoruz. Gördüğünüz gibi hepsi karşımıza çıkıyor. Şu anda neyi aldık? Account number aldık. Account number burada görüyorsunuz. Account source'u aldık. O da burada. Hangisini aldıysak onlar burada gözüküyor. Siz yukarıdan başka bir şey seçseniz o da gelir. Billing City. Ee, nereye koydu billing e, şeyi? Şu aktifi şuraya koydu. Bu olmaz. Burada olmaz. Selik Billing City. He. Şunlar da var. Yukarıda bazı seçilmiş şeyler de var. O yüzden bu şekilde oldu. Tekrar başka bir tane yapalım arkadaşlar. Mesela diyelim ki ben account'tan account number'la annual revenue istiyorum. Artı bir Billing country istiyorum. Evet bu şekilde. Şimdi aktif equals yes olmayabilir. O yüzden ben burada account number more than ne diyelim? 5000 diyelim. 5000'den fazlaysa. Evet şöyle yapıyoruz. Account number en revenue billing country'yi görmek istiyoruz. Hangi objekten? Account objektini görmek istiyoruz. Şartımız ne? Şartımız verile başlıyor. Account number 5000'den büyükse order by account number demişiz yukarıda. Şu şekilde alınca hepsini görebiliyoruz. En ürün 5000'den büyük olan hepsini burada gösteriyor arkadaşlar. Bu şekilde siz e, maksimum rekord dediği de limit oluyor arkadaşlar. Diyelim ki 5 dediniz. Limit 5'e ekliyor otomatik. Ya Bunlar normalde siz ile çalışırken çalıştığınız şeyler. Ama eğer zorlanıyorsanız SOQL yazmakta Workbench'e gelip burada e, kod yazmadan sadece seçerek SQL e, yapabilirsiniz. Matrix diyor. E, Matrix e, neydi? Matrix. Daha önce görmedim. Bir sonraki videoda bundan da bahsederim. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. E, evet. Gördüğünüz gibi. Ama genel olarak kullandığınız şeyler onlar. E, şey seçtim. E, CSV seçince bu şekilde geldi. Demek ki indirebiliyoruz. Seçtiğimiz şeyleri indirebiliyoruz. O oluşturduğumuz ee, oluşturduğumuz SQL ile oluşturduğumuz listeyi şu anda indirmiş oldum. Burada görüyorsunuz. Açıp da bakarsanız şu anda tam inmedi. İnmesini bekleyelim arkadaşlar. Evet şu an tam olarak indi, açıyorum. Şurada listemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde SOQL'ini indirmiş oldu. Onu alıp kullanabilirsiniz. Evet SOQL'i bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada başka bugün değinmek istediğim SOSL var ona bakalım neyi mesela search etmek istiyorum? Diyelim ki ben account'u search etmek istiyorum. Account diye bir kelime var mı? Onu search etmek istiyorum. Nerede? Her yerde. Bunu bir şekilde search yapınca eğer e, Salesforce'un herhangi bir yerinde account geçiyorsa siz bunu burada görebiliyorsunuz. Şu anda diyor ki 13 yerde biz account'a rastladık diyor. Birincisi account olarak yani record olarak rastladık diyor. 7 tane record'un içine geçiyor. İkincisi list view'lerde de account geçiyor. İsterseniz account'a bakın arkadaşlar. Account'u açalım bakalım. Account'ları açıyorum. Şimdi buradan search yapsak kaç yerde account var ona bakalım. Burada var, burada var. başka filtrelerde var mı? Ee, şu bize ne diyor 7 yerde var diyor Heh, account olarak 7 e, yerde var diyor belki başka başka yerlerde de kontaklarda da vardır kontaklara bakarsanız buraya account yazalım ee, burada yok hepsine bakalım evet burada account var mı ona bakalım Bırak. Aslında şu yukarıda account search ederseniz buradan da bulabilirsiniz. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 tane karşıma çıkardı. 5 plus diyor aslında. Hepsini alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yerde account var. Niye ben bunu şurada göremedim? Çünkü sanırım bütün accountları almamışım. Sadece bir haftadakileri almışım. Biz buraya all accounts diyelim. Eğer Şurada filter var. Onu silelim. sev diyelim. Şu anda bütün account'lar var. Biz buradan account'u search yaparsak arkadaşlar. Evet görüyorsun. 7 yerde account var. Biz bunu workbench'te de bulabiliyoruz. Evet. List view olarak nerelerde var. Görüyorsunuz. 1 burada geçiyor. 2 burada geçiyor. 3 burada geçiyor. Ve başka yerlerde var demek ki. Burada veriyorsa vardır. Bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. SO, S o, S, de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu, bu bildiklerimiz bunlar. O yüzden sadece bunlardan bahsediyorum. Çok kafanızı karışmak istemiyorum. Ben de bakmadım. DDA'ya gelelim. Teyda e, olarak ne yapabiliyoruz? Insert var. Insert yapabiliyor muyuz? Şimdi diyor ki single record insert yapabilirsiniz diyor. Artı bir de eee e, CSV'den hani data loader ya da data import wizard'la yaptığımız gibi CSV yani Excel formatındaki bir dosyadan da yükleme yapabilirsiniz. Ben single diyorum, account diyorum. Account'a bir rekord record eklemek istiyorum. Workbench'i kullanarak bu şekilde görüyorsunuz, ekleyebiliyorsunuz. Yapmanız gereken sadece account name'i yazmak. New şöyle yazalım. Work workbench yazalım ki hangisi olduğunu Görelim arkadaşlar, Workbench Bench 01 diyorum. O nasıl bu şekilde hepsini doldurabiliyorsunuz? Bu account number yanlış şey yazmışız. Account number şöyle olsun. Biz name aşağıda verilmiş. Ee, zorunlu olduğu için kırmızı. Zorunlu başka var mı? Yok. Bu şekilde dolduruyorum. Siz confirm insert deyince bir tane ekliyor. Size hemen idsini gösteriyor. Yani hangi account kurulmuşsa onun idsini size gösteriyor. Accountlara gelelim arkadaşlar. Workbench 01 diye eklendi görüyorsunuz. Bu şekilde insert yapabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman bunu delete yapabilirsiniz ya da update yapabilirsiniz Workbench e, üzerinden öyle diyelim. Şimdi e, o şekilde yapmayacağım. E, ekledik. Şimdi onu update yapalım ama şuradan yapalım arkadaşlar. E, yine data'ya gelelim. Update kısmını seçelim. Yine account'u seçiyorum. Single account ama bu kez ID'sini girmeniz gerekiyor. Arkadaşlar update'i iyi anlamak lazım ekleme yaparken bir ID'ye ihtiyacınız yok ama update yaparken bir ID'ye ihtiyacınız var. Neden? Çünkü hangi eee update yapmanız gerekiyor? Var olan bir account olması lazım. Siz var olmayan bir accountu update yapamazsınız. Update demek var olan bir şey üzerine yapılabilir. Yani düzeltmek için öncelikle olması gerekiyor. Olmayan bir şeyi düzeltemezsiniz. O şekilde yani bir ev düşünün mesela. Ev düşünün. Evin güncellenmesi lazım. Yani update edilmesi lazım diyoruz bazen. Boya yapılması lazım, tahtaların değişmesi lazım, kapıların değişmesi lazım. Var olan bir evden bahsedebilirsiniz update olması için. Ama yeni de bir ev yapmak demek arsa alıp onun üzerine sıfırdan ev yapmak demek. Bu iki farkı anladıktan sonra siz update yapmak istediğiniz zaman bir ID'ye ihtiyacınız olduğunu anlamış olursunuz. O yüzden benim bir ID'ye ihtiyacım var. Neyi update yapacağım? Ben işte buradan geliyorum diyelim ki Ahmet Asım Baştürk diye bir account'um var. Ben bunu update yapmak istiyorum. Bunun account'unu almam lazım. Account'unu şu şekilde alıyorsunuz. account diyorum. ID'sini şu şekilde alıyorsunuz. Üzerine tıklayın. Şu anda siz e, videoda yukarı çekmediği için adres çubuğunu göremiyorsunuz. Adres çubuğunda ID'si var. Daha önce görmüşsünüzdür. ID'sini buradan kopyalayıp alıyorum. Ve ID'yi buraya yapıştırıyorum. Daha sonra next diyorum. Şimdi ben neyi update etmek istiyorum? Ahmet Asım Baştürk'ü update etmek istiyorum. Bana e, şu anda gelen bilgiler Ahmet e, Asım Baştürk'ün var olduğu account'un bilgileri olması gerekiyor. Bakıyorsunuz aşağıda. Ahmet Asım Baştürk var. Biz bunu mesela şey yapalım. Farklı bir isimle yazalım. Mustafa Koç yazalım mesela. Sallıyorum. E, bu şekilde yazarsanız ee, bunu update etmiş olursunuz. Confirm Update diyorum. Evet. ID aynı kaldı. Ama ne diyor? Başarılı. Updated diyor. Gelelim bakalım. Bu account'umuzu refresh yaparsak ismi değişmiş mi? Evet. Mustafa Koç olarak değişmiş. Görüyorsunuz. Update yapmak için ID'ye ihtiyacımız var. ID'yi alıp o account'u yani ID'ye bağlı account'u update yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir sonrakine bakalım. Absurd diyor. Absurd şu arkadaşlar, eğer bir accountunuz varsa onu update edersiniz. Yoksa eğer öyle bir ID yoksa ne yapar? Onu ekler. Şimdi ben e, buraya ID yazmıyorum. Next diyorum. Bana boş geldi şu an arkadaşlar. Ya boş olduğu için ben bunu e, doldurabilirim. ID girmeden doldurabilir miyim? Bakalım arkadaşlar. E, bir isim koyalım. Workbench 02 diyorum. Hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Update yapmadım arkadaşlar. Çünkü bir ID'miz yoktu. E, ID olmadığı için diyor ki demek ki bu sıfırdan eklenecek. Onu ekliyor. Ama ID'si olsaydı o zaman ne yapacaktı arkadaşlar? Onu update yapacaktı. Tekrar yapıyorum. Absort'a geliyorum. Bu kez şuraya bir ID girerseniz eğer girmezseniz sıfırdan ekler. Bakalım eklemiş mi? Account'lara bakıyorum. Workbench 2 eklenmiş. Ama diyelim ki ben şu yokokus diye bir account var. Onun ID'sini alıyorum. Normalde girmemişim biraz önce. Şimdi giriyorum ID'yi. Artık bir ID'miz var. E, Name'ine siz şimdi şey yazarsanız e, Workbench 3 yazalım. Normalde ismi neydi? Yokokus diye bir şeydi. Şimdi siz bunu bu şekilde değiştirince normalde ID girmeseniz bunu direkt gider. Sisteme yeni denekler. Ama ID olduğu için bunun update olduğunu anladığı için Absort kullan, kullandığımız için tabii ki ee, Absort onu anlıyor ve gidip onu update ediyor. Bak, bunu değiştirdim şimdi. Bunu update, e, refresh yapınca görürsünüz. Artık yeni adı Workbench 03 olarak değişti. Normalde bunu siz Insert ile yapsanız yeniden ekler, update ile yapsanız var olanı değiştirir. Ama Absort biraz akıllı. Varsa update yapıyor, yoksa yeniden kuruyor, yeniden oluşturuyor diyelim bu şekilde absurdu kullanabilirsiniz. Üçüncüsü delete. Delete de aynı şekilde arkadaşlar. Bir şeyin ID'sini bilmiyorsanız siz onu silemezsiniz. Ben buraya next desem neyi sileceğim? Bana ID soruyor. ID olmadan silemesin diyor. Ya yani Bir ID olmazsa ben neyi silebilirim ki? Ya yani Düşünün mesela ben size desem ki ya ee, yani boya neyi boyayayım? Boya, boya, boya yap. Ama neyi boyayacağım ben? Ya bir şey var olması lazım. Sil. Sil ama neyi sil? Silmek için bir şey seçmeniz gerekiyor. E bunu accountlarda yaparken de öyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Diyelim ki ben bir şey silmek istiyorum. Ben burada delete e, butonu olsa tıklasam silmez. Niye silmez? Çünkü bir şey seçmemişim. Bir şey seçmemişim o yüzden silmez. E, silmek istiyorsanız seçmeniz gerekiyor. Ya da onun üzerindeki delete'e tıklamanız lazım. Delete bu e, row'un üzerinde, bu satırın üzerinde olduğu için bunu siliyor. Hangi nesini sileceğini biliyor. Ama yani bu dili şuraya koyma, koyduğu zaman sizin buradan seçmeniz gerekiyor. Seçmezseniz dilit optionunu kullanamazsınız. O yüzden ben diyelim ki Ahmet Suat Özyazıcı yazıcı 2'yi silmek istiyorum. O zaman onun ID'sini almam gerekiyor. ID'sini buraya yapıştırıp silmem gerekiyor. Şu anda ID'si belli olan bir account'u siliyorum arkadaşlar. O yüzden sil dediğin zaman ne diyor? Başarılı diyor. Silindi diyor. İşte Ahmet yazıcı 2 artık Yok görüyorsunuz. Ee, ne diyor? Problem veriyor çünkü bulamıyor. Şu buradan da bakıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Dördüncü olarak andilit var. Andilit. Andilit için yine bizim e, recycle'a gidip oradan bir e, silinmiş bir account'un id'sini almam lazım. Diyelim ki bunu silmiştik. E, bunun account'u lazım bana şu anda. Bunun account'unu nasıl alabiliriz? Şu anda onu almanın bir yolu yok. Çünkü tıklanmıyor. Silinmiş ya. Silindiği için alamıyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlar. Öncelikle diyelim ki biz şu new account engini silmek istiyoruz. Önce idsini saklayalım. Daha sonra kullanmak için geri getirmek için. Öncelikle ben bunu delete ile siliyorum arkadaşlar. idsi bende kalsın diye idsini bilmem gerekiyor. Next diyorum delete diyorum. Şu anda silindi. Şu anda new account diye bir account yok. New account engin diye bir accountumuz yok. Şimdi ben bunun id'sini bildiğim için biliyorum ama şeyde olduğunu. Recycle'da olduğunu biliyorum. id'si de bende. Nerede arkadaşlar? Şurada görüyorsunuz. Şimdi ben bunu undelete yapmak istiyorum. de gidiyorum. id'yi yapıştırıyorum. Sonra next diyorum. Geliyor. Bunu diyor undelete yapmak istiyor musunuz? Evet. Evet. Başarılı bir şekilde undelete oldu. Recycle'a bakıyorum tekrar. Refresh yapayım sayfamı. Yok. Peki account'lara geri geldi mi? Bakıyoruz. Evet. Account'larımıza geri geldi. Bu şekilde andilidi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ee, sonuncusu purge. Ee, bu da e, şunu yapıyor arkadaşlar. Bir şeyi sildikten sonra e, çöp kutusundan tamamen temizliyor. Tamamen temizliyor. Diyelim ki ben bunu sildim. Önce bunun account'unu alalım arkadaşlar. Şey ID'sini alalım. Hep account diyorum. E, ID'sini alıyorum. Daha sonra ben bunu silmek istiyorum. Buradan da silebilirsiniz. New account engini ben buradan siliyorum. Şu anda sildim. Silince biliyorsunuz 15 gün çöp kutusunda beklemesi gerekiyor. Ama tamamen silerseniz artık e, tamamen yok olmuş oluyor. Ben bunu Purge ile silmek istiyorum. Oraya aydı girmek istiyorum. Ya bu ID ile alakalı. Öncelikle çöp kutusuna gidelim bakalım orada mı? Burada görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu buradan silmek istiyorum. Tamamen silmek istiyorum. ID'sini koydum, next dedim. Confirm dedim. Şu anda silindi, başarılı diyor. Bakalım çöp kutusunda var mı? Çöp kutusunda yok. Account'larda var mı? Orada da yok. Ne oldu arkadaşlar? Tamamen kayboldu, gitti. diyebiliriz. Tamamen silindi. Evet arkadaşlar bu sonuncusuydu. Şimdi devam ediyoruz. Ee, uzun bir video olabilir ama Workbench ile alakalı ee, uzun bir çalışma diyebiliriz. Yani bildiğim her şeyi göstermeye çalışıyorum. E, ee, Migration'a gelince ne var? Deploy var. Ee, bununla alakalı CSV e, dosyalarıyla çalışmanız lazım ve var olan bir şeyi buraya diplo yapıyorsunuz Bununla alakalı bir çalışma yapmadım ee, Ondan sonra e, şey gelelim arkadaşlar Utilities önemli Utilities'e geliyorum Rest Explorer explore, Explorer kısmını ikinci videoda anlatmak istiyorum Çünkü biraz uzun Onu ikinci videoya bırakıyorum ee, Apex Kısmına geliyorum Apex kısmında şu var arkadaşlar. Siz normalde e, e, Developer Console'a gidip de Apex kod olarak yazdığınız şöyle diyelim. Gidip görelim. E, tek tek görmeden e, zor oluyor. Anlamak zor oluyor. Şurada arkadaşlar yazdığınız her şeyi orada da yazabiliyorsunuz. Aynı şekilde Workbench'ten yapabiliyorsunuz. Mesela ne yapalım arkadaşlar? Şunu yapalım. Biz buradan bir account ekleyelim. Hem onu da tekrar etmiş oluruz. Account nasıl ekliyoruz arkadaşlar? Şu şekilde. Account bir account ismi koymanız gerekiyor. Eşittir new diyorsunuz. Tekrar account yazıyorsunuz ve içine şu şekilde name işte ne dersiniz? Ahmet kese diyebilirsiniz. Sallıyorum isimleri. Şimdi bir account oluşturduk. Sadece ismini belirttik. Biz bunu insert yapabiliyoruz. Insert ac dediğiniz zaman bunu sisteme ekleyebiliyorsunuz. Bu birinci satırda tamamen account nasıl oluşturulur onu yazdım. İkinci satırda da oluşturduğum account'u sisteme ekliyorum. Ahmet Kese hatta buna 01 diyelim. 01 şeklinde bir account oluşturmuş olacağız. Ben bunu execute yaptığım zaman görüyorsunuz arkadaşlar execution gerçekleşiyor. Ve ben account'lara geldiğim zaman Ahmet Kese 01 diye bir account görüyorum. Şimdi bu kodun aynısını class oluşturmadan arkadaşlar metod oluşturmadan şu kodun aynısını workbench'te de yazabiliyorsunuz. Yazıyorum arkadaşlar. Account ac equal new account name Ahmet Kesse. Buna sıfırı gidelim. Ama e, şuna dikkat edin. E, e, Apex Anony, Anonymous Window'da yazın. Her şeyi buraya yazabiliyorum. Aynı şekilde. Aynı işi yapıyor. Execute diyorum. Ne diyor? Bu şekilde bir e, insert yaptın. Başarılı olup olmadığını koddan bakmanız gerekiyor. Burada e, kod var mı? Bakıyorum. Normalde buralarda bir yerde bir kod geliyor da onu şu anda göremedim. Ekleni beklemediğine sistemden bakabilirsiniz arkadaşlar. Account diyorum. Ahmet Kesre 02 görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde eklemiş olduk. Bu şekilde biz burada Apex kod olarak yazabileceğimiz bütün kodları orada da yazabiliyoruz. Şunun içine yazabiliyorsunuz. Bu şekilde e, şey yapabilirsiniz. E, ekleyebilirsiniz. Silebilirsiniz. İsterseniz eklemeyi yaptık. Silmeyi yapalım. Silmek için biliyorsunuz öncelikle bir e, account yapmanız gerekiyor. Ama var olan bir account. Account diyorum. E, AC diyorum. Eşittir. Şu an new demiyorum. Çünkü yeni yapmıyorum. Var olan. O yüzden SQL kullanmam gerekiyor. Select diyorum. Ee, ne diyelim? Name. ID diyelim önce. ID name from account diyorum. Buraya ver koyabilirsiniz. ver id equals. Gidip bir account'ın idsini alalım. Diyelim şunu silmek istiyorum. Ahmet Öz, e, Suat Özyazıcı'yı silmek istiyorum. Bunun idsini alıyorum arkadaşlar. Where id equals. Buraya koyuyorum. Ondan sonra bunu Kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir account'umuz oldu. Şimdi delete account diyorum. Delete AC diyorum. Bunun içinde tek bir account var. Neden? Çünkü ID. Bu ID'ye sahip olan tek bir account var. O yüzden ben bunu liste yapmadım. Single account yaptım. Çünkü biliyorum ki içinde tek bir account var. Şimdi bunu execute yapıyorum. Evet. Şu şekilde result diyor. Ee, silinip silinmediğine bakalım arkadaşlar buradan. İki tane vardı. Biri gitti biri kaldı. İsterseniz bunu da silelim. Alıyorum ID'sini. Workbench'de ID'yi buna eşitliyorum. E, bu şekilde bu ID'ye bağlı account'u bulmuş oluyoruz. Delete AC dediğin zaman bu da sileniyor. Şu anda devam ediyor. Silip silmediğine bakmak isterseniz ona şuradan bakabiliriz. Normalde bizim iki tane e, Ahmet vardı. Ahmet e, öz yazıcı vardı. Şu anda hiçbiri yok. Çünkü hepsi silinmiş oldu. Bu şekilde arkadaşlar e, developer konsolda yazdığınız kodları burada da yazıp execute yapabiliyorsunuz. Bunun içinde başka şeyler de var. Validation var. Callout var. Apex kod var. Apex profiling var. base var mesela. daha e, database dediği işte onlarla alakalı metotlar var. Onları kullanırsınız workflow'lar var, validation'lar var. Bu şekilde buradan validation'da yapabilirsiniz. Bununla alakalı başka bir video yapmayı düşünüyorum. Şu anda sadece Apex kodu yaptım. Devam edelim arkadaşlar. Bunun dışında ne var? Password Management var. Password Management dediği şey şu arkadaşlar. Eğer siz bir kullanıcı adının ailesini e, biliyorsanız onun şifresini buradan değiştirebilirsiniz. Ee, şöyle diyelim. Diyelim ki bizim kullanıcılarımız var. Şuradan kullanıcılara gelelim. E ee, users'a tıklıyorum. Users'a gidiyorum. Burada bizim e, herhangi bir kullanıcıyı alabiliriz. Kendimi almıyorum. Şu William Scott'ı alıyorum. Onun ailesini ben e, yine şeyden alıyorum arkadaşlar. E, adres şu bundan alıyorum buraya yapıştırıyorum daha sonra şifresini şimdi değiştirebiliyoruz diyelim ki şunla değiştirdik bana sadece şey yaptı bunu değiştirdim change password deyince yani bu ID'de problem var diyor bad ID diyor ID'de problem var ID'ye bakalım yanlış mı aldık ee, tekrar bakıyorum buradan ID, user ID diyor User ID dediği username mi acaba? Ona bakalım. Edit diyorum. Username değildir diye düşünüyorum ama username de deneyelim. Acaba username'den mi bahsediyor? Bakalım arkadaşlar. Evet burada bize şifre vermişti ilk başta şimdi vermiyor. Kendim yazıyorum şifreyi. şey bir şifre yapıyorum. Change diyorum. Hayır. ID bu değil diyor. ID'de ne, e, yanlışlık yaptım. Sıfır, şunu alayım arkadaşlar. Bakalım kaç tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14, 15. Herhalde bu bunu alıyorum. Tekrar koyuyorum. Şimdi şifreyi değiştirmeye çalışıyorum. E, ID'yi bulmak biraz zor oldu. Şu anda diyorum. Evet şu anda değişti. Evet arkadaşlar. ID'yi şöyle F'den sonrasını almanız gerekiyor. Şu anda adres şipini göremiyorsunuz ama şu şekilde F'den sonra bu şekilde başlıyor. 15 dijitten oluşuyor. 15 rakamı alırsanız o ID oluyor. Aynı şekilde şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Set değil de reset yaparsınız. Resette şey yapmıyorsunuz. Değiştiremiyorsunuz. Siz reset deyince arkadaşlar bu arkadaşa mail gönderiyor. Mail adresine gelen mailde bir link var. Link ile kendisi değiştiriyor. Yani şifreyi siz değiştirmiyorsunuz. Değiştirmesi için kullanıcıya mail gönderiyorsunuz. O kendisi şifresini değiştiriyor. Öyle diyelim. Hadi diyelim ki bir kullanıcı şifresini unuttu. Sizden reset yapmanızı istiyor. Siz buradan reset yaparsınız ama değiştiremiyorsunuz tabi. O kendisi değiştiriyor. O şekilde Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyle. Ee, tabii ki Workbench'te farklı şeyler de var. Şu anda ben bildiklerimi anlatmaya çalışım İkinci videoda Apex şu REST Explorer'ı tek tek anlatacağım ve onlarla alakalı örnekler vereceğim. Önemli bir konu. Aslında en önemlisi o. Ee, onu anlatmadan önce belli başlı şeyleri anlatmış oldum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum ve videomu bitiriyorum.